Esselamu aleyküm. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Kıymetli ilim talipleri. Allah nasip kısmet ederse bugünkü dersimizde de Cahd-ı Mustarak'ı çekeceğiz. El-Emsiletül Muttaride. Yine birbiri ardına gelen örnekler. Ama hangi sigadan? Min ma'lumi Cahd-ül Mustarak. Yani Cahd-ı Mustarak'ın malum sigasını çekeceğiz. Bilinen, faili belli, meçhul değil. Peki cahd-ı mustarak nedir? Cahd-ı mustarak bir işin henüz olmadığını, yani şu ana kadar yapılmadığını, geçmişin cemisinde, geçmişin bütün vakitlerinde bu işin yapılmadığını ama ileride yapılabileceğini anlatan fiilimiz. Burada şunu anlıyoruz, o ana kadar bu eylem olmamış, yapılmamış ama bundan sonra yapılabilir, olabilir. Bunun için fiil-i muzari'nin başına, bakın yensuru, fiil-i muzarinin başına lemme getiriyoruz. Lemme cezm eden edatlardandır. Lemme yansur diye geldiğinde artık o cezmeder. Yalnız burada bir şey karıştırmamalıyız. Lemme muzarinin yani geniş zamanın başına geldiğinde cezmeder. Eğer lemme mazi bir fiilin başına gelirse o zaman dığında manası verir. Bakın bunu mazi yapalım. Nasara. Lemme nasara yardım ettiğinde. Lemme ketebe yazdığında, bakın orada olumlu ve dığında manası veriyor. Ama fiili muzari'nin başına gelirse lemme yansur, henüz yardım etmedi veya lemme yektub, henüz yazmadı manasına gelir. Lemme yansur, fiili muzari yine cahd-ı mustarak, olumsuz. Ne demiştik? Cahd zaten olumsuz, mustarak da geçmiş zamanı içerisine kapsıyor. Orada bir olumsuzluktan bahsediyor. Binayı malum. Kimin olduğu faili belli. Müfret, tekil, müzekker, eril, gayip değil mi o? Manası yardım etmedi bir gayip er geçmiş zamanın cem'isinde. Şu ana kadar yardım etmedi. Lemme yansur. Henüz yardım etmedi. Bakın lem yansur neydi? Yardım etmedi. Menasara aynı şekilde. Bu ise henüz yardım etmedi. Yani ileride durum değişebilir. Lem yansura fiili muzari yine cahd-ı mustarak olumsuz. Binayı malum yapanı edeni belli. Yalnız bu sefer ne oldu? Tesniye. İkil oldu. Burada müfretti. Şimdi ikil. Müzekker yine iki erkekten bahsediyoruz. Gayip o iki erkek. Manası yardım etmediler iki gayip erler geçmiş zamanın cem'isinde. Şu ana kadar iki erkek yardım etmedi. Şu ana kadar iki erkek yazmadı. Lemme yektübe. Bakın. Bütün kalıplarda bunu kullanabiliriz. Lem yensuru. Fiili muzari. Yine geniş zamandan bahsediyoruz. Yalnız kalıp olarak öyle. Mana olarak geçmiş zaman. Cahd-ı mustarak. Yine olumsuz. Binayı malum. Yapanı edeni belli. Bu sefer cem-i müzekker. Yani gayet. O erkekler. Bu sefer çoğul oldu. Manası yardım etmediler cem-i gayip eller geçmiş zamanın cem'isinde. Şu ana kadar bu erkekler yardım etmediler. Lemme yansuru. Şu ana kadar o erkekler yazmadılar. Lemme yektubu. Bakın bu şekilde ifade ediyor. Şimdi dişine geldik. Müennes. Lemme tansur. Bakın cezm alameti. Yine burada daha önce söylediğim üzere cezm alameti olarak nunlar düşer. Normalde çünkü bu yansurani, burası da yansurune idi. Hatta onun düştüğü için buraya bir tane elif geldi. Devam etmiyor. Bak burada dur manasında. Lemme tansur. Burada da cezim. Zaten açıkça gösteriyor kendisini. Fiili muzari. Yine geniş zaman. Cahd-ı mustarak yalnız. Değil mi? Olumsuz. Dolayısıyla yine burada görünüşte muzari olarak görünse de manası geçmiş zaman. Binayı malum. Yapan nedeni belli. Müfret, tekil, müennes, dişil, gaibe. Bakın dişil olduğu için gaibe oldu. O kadın. Manası yardım etmedi bir gayip avrat geçmiş zamanın cem'isinde. O kadın yardım etmedi ama şu ana kadar yardım etmedi. Bu andan sonra yardım edebilir. Bilmiyoruz. Lemme tansura fiili muzari. Cahd-ı mustarak olumsuz. Binayı malum yapan edeni belli. Tesniye yalnız ikil. Müennes dişil. Gaibe yine o iki kadından bahsediyoruz. Manası yardım etmediler iki gaibe avratlar geçmiş zamanın cem'isinde. İki tane kadın şu ana kadar yardım etmedi. Bunu kullanırken lem tansura.
Lem yansurne. Bakın yine T geldi. Hemen Y'ye dönüştü. Değişti. Ve nunun ismi tabii ki. Lem yansurne. Fiili muzari. Yine cahtı mustarak. Binayı malum. Yapan edeni belli. Cem'i müennes gaibe. Cem'i çoğul müennes yalnız dişil gaibe. O kadınlar manası yardım etmediler cem'i gaibe avratlar geçmiş zamanın cem'isinde. Şu ana kadar kadınlar yardım etmediler. Şu ana kadar o erkek, o iki erkek, o erkekler, o kadın, o iki kadın, o kadınlar zamirlerini bitirdik. Şimdi sen muhataba geçtik. Önce muhatap sen erkek, sonra da muhatap sen kadın. En sonunda da ben ve biz. Lemme tansur. Bakın lemme tansur. Yine cezmediyor. Buna özellikle dikkat edin. Yalnız muzarilerde dediğimiz gibi mazi olsaydı o zaman dığında manası verecekti ve olumsuz bir mana kazanacaktı. Lemme nasara yardım ettiğinde. Lemme tansur henüz yardım etmedi. Fiili muzari cahtı mustarak binayı malum müfret tekil müzekker eril muhatap bakın karşımızda sen manası yardım etmedin sen bir hazır er geçmiş zamanın cebisinde. Şu ana kadar sen ey erkek yardım etmedin ama ileride yardım edebilirsin. Lemme tansura tesniyesine geldik. Fiili muzari cahtı mustarak binayı malum tesniye bakın ikil müzekker eril muhatap sen manası yardım etmediniz sizler değil mi? Yardım etmediğiniz sizler. İki hazır erler geçmiş zamanın cem'isinde. Bu sefer siz iki erkek yardım etmediniz oldu bakın. Sen erkek yardım etmedin şu ana kadar. Siz iki erkek yardım etmediniz. Lemme tansuru fiili muzari. Yine geniş zaman ama manası mazi. Cahtı mustarak olumsuz. Binayı malum yapan edeni belli. Cem'i müzekker muhatap. Cem'i çoğul müzekker eril muhatap sen. Karşımızda ama bu sefer siz olacak değil mi? Manası yardım etmediniz sizler cem'i hazır erler geçmiş zamanın cem'isinde. Şu ana kadar ey erkekler sizler yardım etmediniz. Bunu ifade ederken lemme tansuru. Şimdi sen kadın, sen iki kadın, siz iki kadın ve siz kadınlar kalıbına geçiyoruz. Lemme tansuri bakın yine ne yaptı? Kibarlaştı. Fiili muzari. Cahtı mustarak yine geçmiş zamanı olumsuzluyor. Binayı malum yapan edeni belli. Müfret, tekil, müennes yan dişi. Muhataba bakın muhatap da erkekte. Burada muhatap oldu. Dişil olduğu için. Manası yardım etmedin sen bir hazıra avrat geçmiş zamanın cem'isinde bakın. Hazıra değil mi? Hazır erkekte. Hazıra müenneste. Burada ayrıca dikkat ederseniz normalde bunun tensuri ne olması lazım? Yani nun var. Nun düşmesi ne demek? Lemme cezme diyor demek. Lemmen cezim alameti burada nunun düşmesidir. Evet burada sen kadın yardım etmedin şu ana kadar derken bu kalıbı kullanıyoruz. Lemme tensuri. Lemme tensura. Şimdi siz iki kadına geldik. Fiili muzari yine cahdı mustarak. Binayı malum. Artık bunları bildiğiniz için hızlı hızlı geçiyorum. Tesniye, ikil değil mi? Müennes ama dişil. Muhataba. Evet siz iki kadından bahsediyoruz. Manası yardım etmediniz sizler iki hazıra avratlar geçmiş zamanın cem'isinde. Siz iki kadın yardım etmediniz derken lemme tansura. Lemme tansurne. Bakın siz kadınlar derken lemme tansurne. O kadınlar derken lemme yansurne. Fiili muzari, cahtı mustarak, yine binayı malum, cem'i müennes, muhataba. Cem'i çoğul, müennes, dişil, muhataba. Siz kadınlar. Manası, yardım etmediniz sizler, cem'i hazıra avratlar, geçmiş zamanın cem'isinde. Şu ana kadar siz kadınlar yardım etmediniz derken, lemme tansurne. Bu kalıp kullanıyoruz. Şimdi ne kaldı geriye? Ben ve biz. Lemme ensur, lemme ensur. Bakın burada. Cezim yapıyor lemme ama diğerlerinde nun düşüyor. Nunu nisvede düşmez. Tamam mı? Lemme yansurne, lemme tansurne oralarda düşmez. Lemme ensur. Fiili muzari. Cahdı mustarak. Binayı malum. Yapan edeni belli ben zaten. Nefsi mütekellim vahde. Yani kişi kendisi hakkında konuşuyor. Manası yardım etmedim ben geçmiş zamanın cem'isinde. Yardım etmedim ben.
Ben yardım etmedim. Ama şu ana kadar yardım etmedim. Ondan sonra olabilir. Lemme nensur. Fiili muzari. Cahdı mustarak. Binayı malum. Defa nedeni belli. Nefsim tekellim mal gayri. Yani bu sefer nefsi tek başına konuşmuyor. Başkaları hakkında da konuşuyor. Yani bizden bahsediyor. Manası yardım etmedik biz geçmiş zamanın cem'isinde. Yalnız şu ana kadar. Yani bütün o geçmiş zaman cem'isinde biz şu ana kadar yardım etmedik. İleride yardım edebiliriz dedik. Burada son kez dikkat çekeyim. Lemme muzarinin başına geldiğinde henüz yardım etmedi, henüz yazmadı, henüz o işi yapmadı artık hangi fiilin başına geldiyse o manalara gelirken eğer mazinin başına gelirse dığında değil mi? Lemme nasara yardım ettiğinde lemme ketebe yazdığında manası verir. Cezmeder onun cezm alameti de tesniye ve cemilerde nunların düşmesidir. Ancak nunu nisveler yani o kadınlar ve siz kadınlardaki nunlar düşmez. Allah'a emanet olun. Selam.